Merhaba sevgili takipçilerimiz. Barış Keneroğlu'nu yakalamışken bırakmıyoruz ve bir sohbet daha gerçekleştiriyoruz. Bu sohbetimizde de Fenerbahçe'nin kurucularından Enver Yetiker'den bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin kurulduğu 1907 yılında Enver Yetiker, San Josef'te Türkçe öğretmeni. Aynı zamanda 2. Abdülhamit dönemindeki eğitim politikalarından da bahsedeceğiz. Şimdi Enver Yetiker'in Fenerbahçe'nin kuruluşuyla ilgili durumu nedir? Bundan bahsedelim öncelikle. Şimdi Fenerbahçe'nin tüzüğünde 5 tane kurucu yazılı. Enver Yetiker bu 5 kurucudan 5. sırada yer alıyor. Evet. Ama Fenerbahçe tarihi yazımına baktığımız zaman Enver Yetiker konusu hep bir tartışma barındırmış kendi içinde. İşte bu tartışmada da kuruluştaki rolü az mıydı, çok muydu, hiç yoktu, çok vardı gibi açıkçası o dönemin tanıkları ve ondan sonra tanıklara dayanarak tarihi yazanlar böyle bir tartışmaya girmişler. Evet. Biz tabii yine hani hem tarihçi kimliğimiz hem Fenerbahçeli kimliğimizde biraz daha derinine daldık işin. Yine adını analım. Sevgili Barış Eymen, Osmanlı Arşivinden, Başbakanlık Osmanlı Arşivinden, yeni adıyla Devlet Arşivinden, evet, Enver Yetiker'in Sicili Ahval Defteri'ndeki kaydını buldu. Yine o kayıda dayanarak 279 sayfalık bir defterin 259. sayfasındaki o bir paragraflı kayıda dayanarak Enver Yetiker konusunu araştırmaya başladık. Enver Yetiker'in ilk önce bizim için en büyük şüphesi gerçekten St. Joseph Lisesi'nde öğretmenlik yapıp yapmadığıydı. Evet. Çünkü hem Sicil Ahval Defteri'nde St. Joseph Lisesi'nde öğretmenlik yaptığına dair bir kayıt yoktu. Hem de dönemi yazan tanıklar St. Joseph Lisesi'nde Necip Okaner, işte Enver Okaner gibi böyle bir sürü ismi birbirine karıştırarak isimlerde isimleri kayda geçirmişlerdi. Tabii o dönemde soyadı kanun olmadığı için daha da zorlaşıyor. İsimler hep aşağı yukarı yakındır. Evet. Hocam da iyi bilir. Yani işte Mehmet, işte Kemal, hani Emin, böyle hani isimler hep birbirine giren, birbirine karıştıracak kadar yakın isimler. Yakın isimlerdi. Dolayısıyla biz buna da güvenmedik açıkçası. Hani bu kadar dedik hani farklılık olamaz. Önce bir şeyden emin olalım dedik. Gerçekten Enver Yetiker Sancı Lofisi'nin öğretmenlik yaptı mı? Bunun için de yine Barış Eymen kardeşim Salt Arşivine daldı. Salt Arşivinden Osmanlı Bankası'nın mevduat cüzdanlarının kayıtlarına ulaştı. Nerelerden nerelere bakmışsınız? Böyle küçük küçük işte Fransızca yazılı, Latin alfabesiyle o zaman. Hatta Fenerbahçe'nin bütün kurucularının banka hesaplarını yan yana getirdik. Hatta yayınlarken de öyle bir espri yaptık. İlk defa dedik Fenerbahçe'nin bütün kurucuları yan yana geldi. Hepsinin mevduat cüzdanlarının isimleri orada. Fransızca Profesör de la Saint Joseph yazıyordu. Kolej de Saint Joseph yazıyordu. Hah dedik şimdi artık eminiz Enver Yetiker'in. Evet, orada öğretmenlik yapmış. Öğretmenlik yaptığına. Yani Enver Yetiker'in orada öğretmenlik yaptığına dair tek bir belge banka mevduat defteri. Belge olarak öyle ama kaynak olarak kullandığımız o dönem öğrencilerinin kayıtları vardı. Çünkü iş o kadar noktaya gelmiştik Enver Yetiker konusunda. İkiye bölünmüştü neredeyse Fenerbahçe tarihi yazımı. Bir kısmı hiç etkisinin olmadığını, hatta öğretmenlik bile yapmadığını orada, hani bunun bile bir tevatür olduğunu, hani yalan olduğunu tırnak içinde söylüyordu. Biz de yani böyle olmamalı, hani bu kadar geçmiş, tarihe geçmiş bir şahsın kaydının olması gerektiğine inanıyorduk ve bulduk bu kaydı. Evet. Mesela rahmetli Rüştü Dağlaroğlu, Fenerbahçe tarihini yazan, o da mesela St. Joseph Lisesi'nde öğretmenlik yaptığını, 1957 yılındaki Fenerbahçe tarihi kitabına yazmıştı. Ama sonradan tabii kurucuların kendi aralarındaki tartışma, Enver Yetiker'in ölümünden sonra işte etkisi yoktu, azdı gibi bir açıkçası hengame devam ediyordu Fenerbahçe tarihinde. Biraz bunu sonlandırmak istedik. Öncelikle Enver Yetiker'in öğretmenliğine emin olduktan sonra yine arşivlere daldık. Arşivde karşımıza çıkan bazı belgeler oldu. Enver Yetiker normalde bir gümrük memuru. Bir gümrük memurunun St. Joseph Lisesi'nde öğretmen olarak ne işi var dedik. Orada Sicil Ahval Defteri'ndeki kayıttan mülkiye mezun olduğunu ve Fransızca, Arapça ve Türkçe bildiğini öğrendik. Yani mülkiyeden çıkarken Fransızca biliyor demek ki. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. Sonra bir belge daha karşımıza çıktı. Bir komisyonu mahsusa diye hangi bakanlıktan, hangi nezaretten çıktığı belli olmayan ama St. Joseph Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapan zat toplantıya katılmadı, davet edilmedi gibi bir ifadeye rastladık bir belgede, RİKA bir belgede. Dedik ki yani şimdi hem Sicil Ahval'de kaydı yok, hem St. Joseph Lisesi'nin öğretmen olduğu kayıtlı belgeli, hem de böyle bir komisyonu mahsusu raporu var.
Böyle kendi aramızda tartışırken hocamın Abdülhamit dönemiyle ilgili uzmanlığı zaten malum. Onun evet. Abdülhamit dönemi eğitim politikaları ile ilgili kitabında bir paragrafa rastladık. O paragrafta da Abdülhamit'in Türkçe eğitimine verdiği önem ve evet. bu öneme atfen de yabancı okullara, misyon okullarına, yabancı dille eğitim veren okullara Türkçe öğretmeni gönderdiği, atadığını tespit ettik. Hatta biz şimdi hocanın yorumuna, hocanın belgesi kitabına ulaşmadan önce ya bunu buraya başka bir amaçla mı, hani gizli bir işte tırnak içinde ajanlık mı yapmaya gitti? Gönderdiler. Ben görevlendirme diye tabir evet. etmiştim. Gerçekten de hani benim hani bilmeden o emin olmadan yaptığım o yorum hocanın kitabındaki bilgiyle, belgeyle kesinlik kazanmış oldu. Örtüştü. Enver Yetiker'in Fenerbahçe'nin kuruluşundaki önemi aslında Fenerbahçe insan kaynağı sağlaması oluyor. Yani yabancı bir okulda, daha çok gayrimüslimlerin içinde öğrenim gören daha doğrusu 20-30 tane Türk öğrencinin içlerinden seçilerek Fenerbahçe'ye yönlendirilmesi, onlara bir nevi orada abilik, hocalık yapılması anlamında çok büyük katkısı oluyor. Aynı zamanda da dönemin ruhunu yansıtıyor. İşte en son burada ailesine kalan torunlarına, torunlarının torunlarına ulaştığımızda hiç yayınlanmamış resimlerini bulduk. Orada da işte hani dönemin, zamanın ruhu tam bir iddiatçı boyuyla evet. Onları da yansıtacağız takipçilerimize. Dolayısıyla yani Abdülhamit döneminin aslında ilerici kadrosunda yer alan bir insan. Yani Abdülhamit döneminde işte artık Türkiye bir değişime uğruyor yavaş yavaş. Evet. Hani bir dönem bitiyor, bir dönem başlıyor. Ama aynı zamanda Abdülhamit döneminin imkanlarından faydalanarak, Abdülhamit'in politikasından faydalanarak girdiği okulda bir nebze alıp ileriye taşıyor oradaki öğrencilerini. Yani tarihi devamlılığa da bir pas atalım tabii ki. Burada. Açıkçası evet, futbol evet. konuşurken o terimi kullanıyorum. Yani dolayısıyla biz çok önem verdik buna. Evet. Tabii ki Fenerbahçe'nin kurucu başkanı Nurizade Ziya Songülen'dir. Ama Fenerbahçe'nin kuruluşunda ilk günden itibaren Enver Yetiker vardır. Hani ben hatta kurucularımızın Enver Hocası diyorum ona. Şu anda da tüzüğümüzde 5 numarada. Bütün bu belgeleri bir araya getirdiğimizde hani bu tartışmalara da bir nebze olsa bir son vermiş olduk. Bütün karşıt görüşleri bir araya getirerek. Evet. Dolayısıyla bizim için futbol tarihinin çok önemi var, Fenerbahçe tarihinin. Tıpkı diğer kulüplerimizin tarihiyle olduğu gibi. Yani o kadar iç içe ki dönemle, o dönemin siyasetiyle, o dönemin düşünce yapısıyla. Evet. Yani bir nebze futbol değişirken, kulüpler değişirken aslında ülke de değişiyor. Yani bugün futbolun tarihini yazarken aslında ülkenin tarihini de yazmış oluyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla Enver Yetiker'in de bizim için böyle bir önemi oldu. Evet. Şimdi gerçekten çok güzel konulara değindin Barış. Zaten sizin bu araştırıcı kimliğiniz, yani Barış Eymen ve senin araştırıcı kimliğiniz son derece önemli. Çünkü bir yerden bir ipucu yakaladığınız anda onun önemini fark edip sonra onu takip etmek ve şimdi tabii ki birçok kaynak var. Önemli olan o kaynağa nasıl ulaşacağınızı bilmek. Ulaştığınız zaman da aslında o kaynağı değerlendirmek. Yani bir orada bir bakarsın ama bir şey anlayamazsın. Yani öyle olduğu zaman zaten bir belge heba olmuş demektir. Ama siz orada ulaştığınız anda hemen bir heyecan da tabii ki. Çok. Heyecan olmadan bu işler olmaz zaten. İlle bir heyecanı duyacaksınız onun yani. Dolayısıyla şimdi bir taraftan da çok değerli bilgiler ortaya çıkmış oluyor ve diğer taraftan da aslında bir devlet politikası bu vesileyle de gündeme gelmiş oluyor. Evet. Yani Abdülhamit evet Türkçecidir yani. Kesinlikle. Türkçe hem şeyde resmi yazışmalarda sade bir Türkçe konuşulmasını katiplere hep emrediyor. Okullara gönderdiği tebliğlerde, tebligatlarda gene Türkçenin önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Ve biraz önce bahsettiğin gibi de yabancı okullarda da Türkçe eğitiminin ihmal edilmemesi ve hatta bu eğitimi layıkıyla yapmayanların okulların kapatılması gibi bir davranışı var. Ha, dolayısıyla o zaman bu okullarda Türkçe önemseyecekse oraya yetenekli, kabiliyetli Türk öğretmenler gönderiyor. Ha, işte Enver Bey onlardan biri aslında. Orada biraz keşfediliş hikayesi var aslında hocam. Şimdi yani gerek meşrutiyet kadrosu, gerekse devamında cumhuriyet kadrosu, aslında bunların tamamı, bu kadronun hepsi Abdülhamit döneminin subayları, aydınları. Yani orada da yine bu ulaştığımız belgelerde St. Joseph Lisesi'nin öğretmenlerinin Fransa'dan gelen kitapları gümrükten teslim alırken
gümrük memurlarıyla yaşadığı ufak çaplı tartışmalar hep devletin kayıtlarına yansımış arşiv belgelerine. Aynen. Biz de aslında ipucunu biraz oradan çektik. Yani burada böyle bir memur var. Bu memur Fransızca, Türkçe, Arapça biliyor. Dolayısıyla hani bu memur gerçekten bu iş için yetkilidir, yeterlidir deyip daha doğrusu okula gönderilmesi var. Yani keşfedilmesi de aslında gümrükte oluyor. Yani o dönemki devlet yapısını da yansıtıyor aslında. Yani hani iyi insanları alıp çekilip bir yerlere gönderilmesi. Evet. Bu da bizim için dikkat çekici bir noktaydı ki hayatı ondan sonra daha da devam ediyor. Yani 1909 yılında Bulgaristan sınırına gidiyor. O dönemin en önemli, en kritik yeri. Hani Bulgar sınırı artık hani en çok giriş çıkışların olduğu, en çok hani ihtilafların olduğu diyeyim. Ondan sonra dönüyor İzmir, Trabzon. En sonunda da Kurtuluş Savaşı sırasında Sirkeci Gümrüğü'ne görev alıyor. Ailesinden bize gelen bir bilgi vardı. Sirkeci Gümrüğü'nün müdürü. Sirkeci Gümrüğü'nün müdürüyken Milli Mücadele döneminde çekmecesinin, üst çekmecesinde bir tane revolver bekletirmiş hep. Çekmece de açık olurmuş. Yani içeri bir İngiliz gelirse bir mukavemet göstereyim diye. Yani ki bunların sonucunda da bir İstiklal Madalyası kazanıyor. Dolayısıyla enteresan bir karakter bizim için. Bir hem Fenerbahçe'nin o kuruluş felsefesine oturtmamız. Yani işte bugün bakıldığında her kulübün bir kuruluş felsefesi var. Ama Fenerbahçe'nin kuruluş felsefesinde bizce bir eksiklikler vardı. Yani hani Fenerbahçe'nin bütün kurucu kadrosuna baktığımızda içinde Osmanlı aydınları var. Tanzimat'tan meşrutiyete gelen dönemde kendini Osmanlı aydını diye, batıcı diye tabir edilen aileler var. Enver Yetiker gibi kişilikler var. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda bizim de yani Fenerbahçe kulübü olarak bir kuruluş felsefemiz olduğuna inandık ve bunu ortaya koymaya çalıştık. Evet. Ve çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Bence Fenerbahçe tarihine fener oluyorsunuz. Öyle değerlendirebilirim. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı? Tabii şimdi o dönemi aslında şu şekilde bir vurgulamalar da yapmak lazım. Şimdi 2. Abdülhamit dönemi tabii ki istibdat dönemi diye bir alışılagelmiş bir ifade biz var. Biz de ama o şeye düşüyoruz aslında. Bazen yanılgıya düşüyoruz o baskı diye tabir edip. Mesela şimdi 3 büyük kulübümüzün kuruluşu bir kere 2. Abdülhamit döneminde. Yani 1903, 1905, 1907. Şimdi sonrasında aslında daha 2. Meşrutiyet ilan edilmeden önce yani 1908 öncesinde gazetelerde futbolla ilgili birçok habere rastlamak mümkün. Bu sadece yabancı dille yayınlanan gazetelerde değil, Türkçe gazetelerde de bu yazıların yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla şimdi futbolla ilgili bu yazılar yazıyorsa ve bu yazılar yayınlanıyorsa bundan Abdülhamid'in haberdar olmaması mümkün mü? Değil tabii ki. Demek ki haberdar o zaman. Dolayısıyla işte o bazı şeyler çok abartılarak söyleniyor. Yani işte hiçbir şeye izin vermeyen Abdülhamit, her şeyi yasaklama Abdülhamit, şakır şakır futbol oynuyor bir evet. taraftan da. Evet. Dolayısıyla bunların da bilinmesi lazım. Yani diğer taraftan da işte gene kulüpler kurulabiliyor. Tabii ki kolay değil. Yani maddi imkansızlıklar var bir kere. Ama orada Türkçe öğretme olarak gerçekten Enver Yetiker'in yani o Fenerbahçe'nin kuruluşunda ve kuruluş felsefesinde ben de önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla o gençleri derleyip toparlaması, onlara öncelik etmesi ve zaten o dönemde işte İdman Mecmuası'nda yazılan Fenerbahçe ile ilgili yazılardan da görüyoruz ki Enver Yetiker'in gerçekten bir öncü rolü var yani. Öncü rolü var. Dolayısıyla böyle tarihte hizmeti geçmiş insanların da hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Yani siz bu yapmış olduğunuz araştırmayla işte net bilgilerle ortaya çıkarak işte evet Enver Yetiker bu kişidir. Böyle hizmetleri olmuştur deme imkanına sahip oluyorsunuz. Ve biz de sizin aracınızla seyredenleri bilgilendirmiş oluyoruz. Yani. Fenerbahçe tarihi de tabii ki giderek böyle daha bilinir hale gelmiş oluyor bu vesileyle. Ve milli mücadeleye olan destek de değil mi? Yani masasında silah bulunduruyorsa demek ki işgal kuvvetleri tarafından ya tutuklanma veya belki de suikasta uğrama şeyi var, endişesi var. Evet. Yani çünkü milli mücadeleye taraftar bir faaliyet gösteriyor. Yani demek ki o zaman bu Fenerbahçe'nin o milli mücadele yıllarında Fenerbahçelilerin bu konudaki desteğin de demek ki gerçekten mevcut olduğunu da bir göstergesi tabii ki. Çok sayıda örnek de var. Çok Fenerbahçe üzerinden gidiyoruz. Aslında biz spor tarihine yaklaşırken hani tabii ki Fenerbahçe özelinde araştırıyoruz ama önümüze gelen diğer kulüplerle ilgili bilgileri, belgeleri, evrakları da hani oradaki büyüklerimize, diğer kulüp sempatizanı büyüklerimize ve arkadaşlarımıza, yaşlaştığımıza da gönderiyoruz. Paylaşıyorsunuz bulduklarınızı. Yani şunu söyleyeyim artık biraz zaten tarih ne yazık ki şimdi sizler gibi hani hocamın ve
ki hocamın yanında, tarihçi hocamın yanında, hani üç tarihçi diye bizim her sene söyleyelim. Tabii hani ki. Biz üç tarihçi olarak bundan çok müzdaribizdir aslında. Yani tarihi hep böyle bir husumet, yani devamlı birbiriyle düşman gruplar yaratmaya yönelik bir bilim dalı olarak açıkçası kullanıyor insanlar, tarihçi olmayan insanlar. Maalesef. Bazı tarihçiler de bundan nemalanıyorlar açıkçası. Aynen. Dolayısıyla tarih dediğimiz şey biraz hani geçmişi kurgulamak, geleceğe biraz projeksiyon, projekte etmek geleceği. Tabii. Dolayısıyla hani bu anlamda bizim hani Fenerbahçe tarihini yüceltmek, diğer tarihleri kötülemek gibi bir amacımız yok ya da tam tersi gibi amacımız yok. Yani dediğim gibi biraz daha aklı selim davranırsa herkes bu konuda. Tarih tektir, birdir. Belgeyle, bilgiyle yazılır. Yani geçmiş dönemde hani yakın zamanda hocamın yaşadığı sıkıntıları da değinmeden sadece izleyenlerin anlayacağı şekilde özetlemek bile istemiyorum. Yani dolayısıyla tarihçilere kızmamak lazım. Biz yaşananları ortaya koyuyoruz. Bir düşmanlık ya da bundan bir fayda sağlamak, düşmanlık yaratmak ve fayda sağlamak istemiyoruz. Dolayısıyla herkese bu gözle bakmayı açıkçası tavsiye ediyorum. Çünkü çok zengin, çok hani anlattığımız, konuştuğumuz şeyler çok keyifli noktalar. Hani biz yazarken ya da bulurken çok keyif alıyoruz. Umarım herkes okurken de keyif alır bunlardan. Bundan sonraki genç tarihçi kardeşlerimize de, arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Tarihi düşmanlık için kullanmayalım. Tabii ki. Alet etmeyelim. Dolayısıyla daha keyifli. Doğrular neyse geleceğe onları aktaralım. Evet. Hadi biz işimiz ya da özel zevkimiz olarak bakıyoruz bazen tarihe. Yani hocam ömrünü vermiş. Ama hani okuyanlar da buna bir hobi olarak bakıp yani keyif almak için okusunlar tarihi. Hani bir tarafı kötülemek için yani herkesi sevebiliriz tarihte. Yani Cumhuriyeti severken Osmanlı'yı düşman olma gibi bir durumumuz yok ya da Osmanlı'yı sevip Cumhuriyeti düşman olma gibi bir durumumuz yok. Ama maalesef. Yani 6 tane evladımız olsa hepsini severiz. Tarihte böyledir yani. Bütün geçmişimizi severek ya da sevmek zorunda da değiliz ama düşmanlık yapıp düşmanlık körükleme ihtiyacımız olmadı ya da gerek olmadığını düşünüyorum. Biraz uzattık. Teşekkür Yok, ederim. Ama çok değerli mesajlar verdiniz. Doğruları söylüyorsun. Tabii ki. Yani biz tarihte ne olmuş, ne bitmişse aslında en doğrusunu vermekle sorumluyuz. Bizim tarihçiler olarak görevimiz bu. Saptırmadan ve tarihi bir kavga vesilesi yapmadan. Yani bugünkü işte geçmişte yaşanan tarihi şahsiyetler üzerinden kavga etmeden veya kulüpler üzerinden kavga etmeden, tarihi olaylar üzerinden kavga etmeden bizim tarihimizdir, bizim geçmişimizdir. Her tarihi şahsiyetin kendi bulunduğu döneme göre bir önemi vardır, bir hizmeti geçmiştir. Diğer taraftan işte biz Fenerbahçe'nin milli mücadelede rolünü bahsederken konumuz Enver Bey olduğu için, Enver Yetiker olduğu için daha ön çıkıyoruz ama diğer kulüplerinde tabii ki katkıları oldu. Her türlü şeyde gerek Çanakkale'de gerek milli mücadele yıllarında. Beşiktaş'ın Balkan Savaşları döneminde. Emekli Sultani Galatasaray bir sürü sporcusunu Çanakkale Savaşı'na gönderdi. Hala da kitabede atları duruyor. Yani dolayısıyla çok düşmanlık körüklememek lazım. Esas olan bu ortak değerlerin ön plana çıkarılmasıdır ve çok sayıda ortak değerimiz de var zaten bu anlamda. Biz ilk videomuzu çektiğimizde bunları aynen bu şekilde anlattık. YouTube kanalımızda yapacağımız paylaşımlarda ilkelerimiz neler, doğrularımız neler hep bunları anlattık. Evet, sohbetimizi bu vesileyle burada tekrar bir değinmiş, evet, değinmiş yani. Olduk. Sohbetimizde güncellemiş olduk. Aynen, tamamlayacağız. Biz teşekkür ederiz. Değerli bilgileriniz için hem futbol tarihi hem de Fenerbahçe tarihiyle ilgili yapmış olduğunuz değerli çalışmalar, araştırmalar için hem sana çok teşekkür ediyorum hem de Barış Eymen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.